Çetin Koç, namı diğer Hacı Parviz, İranlı bir uyuşturucu baronuydu. Türkiye'nin uyuşturucu trafiğinde önemli bir yer edinen Koç, karanlık dünyasında kendine bir imparatorluk kurmuştu. Baronlar Savaşı'nın şiddetlendiği bu dönemde, Büyükçekmece'de gerçekleşen bir pusu, Çetin Koç'un hikayesinin sonunu getirecekti. Bu olay, Türkiye'nin suç dünyasında büyük yankı uyandırmış, pek çok gizemin ve güç mücadelesinin su yüzüne çıkmasına neden olmuştu. Çetin Koç, İran'ın karanlık ve karmaşık sokaklarından Türkiye'nin suç dünyasına uzanan bir yolculuk yapmıştı. Genç yaşta suç dünyasına adım atan Koç, kısa sürede uyuşturucu ticaretinde adını duyurmuştu. Onun en büyük özelliği stratejik zekası ve acımasızlığıydı. Bu özellikleri sayesinde uyuşturucu ticaretinde hızla yükseldi ve önemli bir figür haline geldi. Koç'un liderliğindeki örgüt, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'ya da uyuşturucu sevkiyatında büyük rol oynuyordu. Bu imparatorluk, organize suç ağlarıyla ve uluslararası bağlantılarla güçlenmişti. Çetin Koç, kendi kurduğu bu ağ sayesinde milyonlarca dolarlık bir servet elde etti. Ancak bu güç, ona aynı zamanda birçok düşman da kazandırdı. Çetin Koç, birçok kez saldırıya uğradı. Ancak Büyükçekmece'de yaşanan olay, onun için geri dönüşü olmayan bir yoldu. 2021 yılında, Çetin Koç'un İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir villada kalacağı istihbaratını alan rakipleri bir plan hazırladı. Silahlı kişiler villanın çevresini sardı ve sabaha karşı saldırıya geçti. Koç'un korumaları yoğun ateş altında kaldı. Çetin Koç villasından kaçmayı başardı ve aynı gece Türkiye'den Dubai'ye kaçtı Büyükçekmece pususu, emniyet güçlerinin ve yargının da dikkatini çekti. Olay yerinde bulunan deliller ve yapılan incelemeler sonucunda bu saldırının arkasındaki isimlerin kimler olduğu araştırılmaya başlandı. Çetin Koç'un düşmanları ve rakipleri olayın baş şüphelileri olarak görülüyordu. Peki Çetin Koç'a ne oldu? Kim infaz etti? Bize destek olmak için Derin Detay YouTube kanalımıza abone olmayı, video beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Baronlar, birbiri ardına işlenen cinayetler ve Yunanistan'da yakalanan 2.1 ton uyuşturucuyla gündemdeydi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Zindaşti davasının son duruşması, gazetecilerin ilgisini çekmemiş olsa da tempo düşmedi. İran'da olduğu bilinen Naci Şerif'i Zindaşti'nin avukatları Atilla Akın ve Buse Kurt, bu davanın maktulleri arasında yer alan Çetin Koç'un yaşadığını ileri sürdü. Avukat Atilla Akın, duruşmanın sonunda söz alarak, 4 Mayıs 2016'da Dubai'de yüksek güvenlikli rezidansında öldürüldüğü söylenen Çetin Koç'un yaşadığını ve bunu ispat edebilecek bir tanığı olduğunu belirtti. Mahkemeden bu tanığın dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti bu isteği reddetti ve avukata daha somut delillerle gelirse, bu talebi yenileyebileceğini bildirdi. Kısa dalgaya açıklama yapan avukat Atilla Akın iddiasını yineledi. Çetin Koç ismini kullanan Parviz Kaşavarz Omarabad'ı ya da Heydar Ahmad'ı İran'dan Türkiye'ye geçip Türk vatandaşı olan kişi yaşıyor ve biz onu bir dahaki duruşmada hazır edeceğiz. Zaten Dubai'de işlendiği söylenen cinayetle ilgili belgelerde ve yazışmalarda usulî eksikler ve hatalar var. Çetin Koç ismi ölmüş bir vatandaşın adına duruyor, düşümü yapılmamış, eşi de Ayşe Koç değil. Yani Çetin Koç adını alan İran asıllı gerçek kişi yaşıyor. Orada öldürüldüğü iddia edilen o kişi yaşıyor. Kendisini bizzat dinleteceğiz. Ayrıca müvekkilim Naci Şerif'i Zindaşti'ye yönelik farklı suçlamalarla değişik mahkemelerde davalar var. Biz bu dosyaların da istinaf mahkemesi kararı doğrultusunda birleştirilmesini istiyoruz. Çetin Koç'un öldürülmesinden 9 ay sonra kardeşi Kaşkavars Omarabadi'nin 11 Ocak 2017'de Tahran'da Zindaşti'nin akrabaları tarafından kaçırıldığı da iddianamede yer alıyor. Avukat Atilla Akın'ın sözünü ettiği istinaf mahkemesi kararı ise Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Naci Şerif'i Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve Devrim Öztunç'un öldürülmesine ilişkin dava. Şüpheliler Yavuz Yavuz Türk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçıya, Savaş Samusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari tasarlayarak iki kişiyi öldürme suçuna yardım etmek. Suçundan 30'ar yıldan 40'ar yıla kadar hapisle, Orhan Ünan tasarlayarak iki kişiyi öldürme suçuna azmettirmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyordu. Dava sürerken sanıklar arasında yer alan Orhan Ünan'ın kardeşi İlhan Ünan öldürüldü. Mahkeme 21 Ekim 2019'da tüm sanıkların beraatine karar verdi. İstinaftan beraat kararı bozularak gelen bu davada Orhan Ünan'ın 3 kez tahliyesine karar verilmiş, ancak 3 kararda savcının itirazı üzerine üst mahkemeden dönmüştü. Ünhan, bunun için Burhan Kuzu ve İstanbul grubu olarak tanınan bazı yargı mensuplarının devreye girdiğini ileri sürdü. Bu suçlamalar karşısında Ünhan'la temas kuran bazı savcılar ve yargı mensupları suçu birbirlerinin üzerine attılar.
gazeteciler İsmail Saymaz ve Bahadır Özgür bu konuda HSYK'ya verilen iki ayrı dilekçeyi gündeme getirmişti. Zindaşti davasının müştekilerinden Orhan Ünhan'ın avukatı Çağdaş Çelik ise kısa dalgaya yaptığı açıklamada, Bakırköy'deki bu davanın bazı eksikler nedeniyle bozulduğunu, Zindaşti davasıyla birleştirilmesinin söz konusu olmadığını, mahkemenin Küçükçekmece'de Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın öldürülmesine ilişkin dosyayı istediğini söyledi. Çelik, Bakırköy'de görülen Kutbettin Kaya cinayetine ilişkin dosyanın da Zindaşti davasıyla birleştirilmesini talep ettik, ancak bu olmadı dedi. Çağdaş Çelik, Çetin Koç'un yaşadığı yönündeki iddiayı, davayı bulandırmaya yönelik hareketler olarak nitelerken, biz de merakla tanığın mahkemeye çıkarılmasını bekliyoruz dedi. Forty, Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Zindaşti davasında bir başka gelişme ise, İsveç'ten İstanbul'a gelen İranlı rejim muhalifi Habib Çağab'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmanın davaya eklenmesiydi. Habib Çağab'ın, Saber'in Sadi adıyla tanıdığı Zeynep Savari'nin davetiyle İstanbul'a geldiği, bindiği minibüste bayıltılarak Van üzerinden İran'a kaçırıldığı ileri sürülüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın devreye girdiği ve 12 kişinin tutuklandığı bu olayda Naci Şerif'i Zindaşti suçlanıyordu. Tıpkı 14 Kasım 2019'da İranlı rejim muhalifi Mesut Mevlevi Vardanjani'nin Levent'te öldürülmesi gibi. Ancak İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sessizce görülen bu dava Zindaşti davası ile birleştirilmedi. Bu soruşturmanın şüphelisi Abdülvahap Koçak'ın DNA'sının Kutbettin Kaya cinayetinde kullanılan araçtaki kalıntılarla örtüştüğü ileri sürüldü. Soruşturmada İran'ın İstanbul'daki ikinci konsolosu Reza Nazırzade, 8 Şubat 2021'de havaalanında yakalandı. Konsolos Nazırzade, 1 Nisan 2021'de savcının talebi üzerine tahliye edildi, 15 Nisan'da aynı savcı tarafından düzenlenen iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Hatırlatmak gerekirse, Yunanistan'da Nor One gemisinde yakalanan 2,1 ton eroinden sonra yer altında bir savaş başlamıştı. Önce baskından kaçıp Türkiye'ye gelen Esfendiyar Rigi ortadan kayboldu. Ardından eroini ABD'nin uyuşturucuyla mücadele dairesine, DA, ihbar etmekle suçlanan Naci Şerif Zindaşti'nin kızı ve yeğeni 26 Eylül 2014'te öldürüldü. Orhan Ünyan'ın azmettirdiği ileri sürülen iki isim Osman Sezen ve Turgay Akar, 22 Aralık 2014'te öldürüldü. Soruşturma faili meçhul kaldı. Gemideki eroinin sahipleri arasında olduğu ileri sürülen Hacı Perviz lakaplı Çetin Koç ya da asıl adıyla Parviz Kaşavarz Omar Abadı, 4 Mayıs 2016'da Dubai'de yüksek güvenlikli rezidansının otoparkında aracının içinde öldürüldü. Dubai polisine göre tetikçiler Kanada pasaportu taşıyan Kolombiyalı Orosman Garcia Aravela ve Hint asıllı Harpreet Singh Majhu'ydu. Yanlarında Türk vatandaşı Bora Bey de bulunuyordu. İki tetikçiden Garcia Aravela 11 Mayıs'ta, Majhu ise 10 Haziran'da Kanada'da ölü bulundu. İddianamede Çetin Koç'u öldürenin Naci Şerif'i Zindaşti olduğu öne sürülmüş, delil olarak yaşadığı rezidansta bir yıl öncesinden tutulan bir daireye ilişkin para transferlerinden söz edilmişti. Birbirinden detaylı karşılıklı ihbarlar ve suçlamalarla karmaşık bir yumağa dönüşen iddianamede Çetin Koç cinayetine yönelik evraklar, Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu tarafından Dubai polisinden elde edilen ve kaçakçılık ve organize suçlar, daire başkanlığının farklı tarihlerde savcılığa gönderdiği yazılardan oluşuyor. Davada Çetin Koç'un yakını müşteki olarak İran uyruklu Nalımet Ayazı Gasriki yer alıyor. Avukat Atilla Akın ve Buse Kurt'un Çetin Koç'un yaşadığını ileri sürmesinden sonra gündeme gelen soru şu: Dubai'de öldürülen kim? Kanadalı tetikçileri öldüren de bu planı yapan Çetin Koç mu? Eğer böyleyse Koç neden olayı Zindaşti'nin üzerine yıkmak istedi? Yoksa Naci Şerif'i Zindaşti bu iddiaları ortaya atarak davayı karmaşık ve kuşkulu hale getirmeye mi çalışıyor? Bütün bu soruların cevabı için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3 Mart 2022 günü yapacağı duruşmayı beklemek gerekiyor.